Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere son zamanlarda hem benim almış olduğum hem de bana doğum günümde gelen hediyelerimi göstereceğim. Umarım keyifle izleyeceğiniz bir video olur. Dilerseniz hep birlikte hemen başlayalım. Bundan önceki bitenler videomda bahsettiğim Garnier'in makyaj temizleme suyunun mini formatı burada çıktı. Özellikle seyahatlerimde kullanmak üzere ondan almayı düşündüğümü söylemiştim. Ve ben de gittim aldım. Fiyatı da çok uygundu. 1.35 pound'tu. Gayet uygun bir fiyatı var ve 125 mililitrelik bir ürün. Ben de seyahatler için oldukça pratik olacağını düşünüyorum. Çünkü hemen çantaya veya işte valizinize koyup yanınızda rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Büyük boyu 400 mililitre olduğu için özellikle seyahatlerde biraz taşıması özellikle zor olabilir diye düşündüm. Bu yüzden de bunu aldım. Bunu şimdilik açmayacağım. Dediğim gibi Türkiye'ye gitmeden önce bunu çantama atacağım ve Türkiye'de bir ay boyunca bana yeteceğini düşünüyorum. Her zaman çok severek kullandığım, şu anda da kirpiklerimde olan Essence'in I Love Extreme Crazy Volume pembe duda olan volümlerini aldım. Buradaki fiyatı 2.80 pound olması lazım. Türkiye'ye de yeni gelen Revlon markasının Color Stay fondötenini almak istedim. Bu fondöten hakkında çok güzel yorumlar okudum. Tek tük olumsuz yorumlarını okudum. Onlar da işte şişesinin pompalı olmayışı ve çok çabuk kurup sabitlenmesi, hani sürmekte biraz hızlı hareket edin diye okudum. Benim cildim kuru olduğu için kuru ciltler için olanı tercih ettim. Bir de bunun yağlı ciltler için olanı var. Bunun tam fiyatını hatırlamıyorum. Sanırım 11 pound civarı olması lazım. Artık kullandığım fondöten sayılarını çok aza indirdim. Bunu bir önceki bitenler videomda da zaten söylemiştim. Bunu özellikle gece makyajlarım için aldım. Çünkü gece kullanabileceğim tarzda bir fondötenim yoktu elimde. Hep gündüz kullanabileceğim fondötenler ya da BB kremim vardı. Bunu daha çok kapatıcılığı yüksek olduğu için gece kullanmak için aldım. Bana doğum günümde ablamdan, daha doğrusu sevgili görümcemden, görümce demek çok tuhaf geliyor çünkü sürekli abla dediğim için, hediye gelen kozmetik ürünlerini göstereceğim sizlere. Sağ olsun beni çok iyi tanıyor. O yüzden ne sevdiğimi çok iyi biliyor. Bana Laura Mercier'den likit rujlarından almış. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Bunun ismi Fuchsia Mauve. Tam gerçekten bir fuchsia rengi. Bunları zaten dudağımda süreceğim. Ona uyumlu olması için şöyle bir dudak kalemi almış. Aynı tonlarda. Ve içinden şöyle bir de kalem tıraşı çıktı. Gerçekten bunları sürmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü tam benim tonlarım. Ben çok seviyorum bu tarz tonları. Bu arada bu sanıyorum mat ama dudağı kurutmuyormuş. Kendinden bir nemlendirme veriyormuş. Daha önce ben kullanma fırsatım olmamıştı Laura Mercier'in dudak ürünlerini. Ama güzel olduğunu biliyorum. O yüzden de severek kullanacağım. Sırada Chanel'den yapmış olduğum ufak bir alışverişim var. Chanel'in bahar koleksiyonunda çıkardığı bir aldığını aldım. Şöyle. Jardin de Chanel Blush Camellia Rose. Şu şekilde. Hemen açık içini göstermek istiyorum sizlere. Şöyle çiçek desenli, koyu ve açık olmak üzere iki rengi bulunan bir allık. Bu arada gerçekten adının hakkını veriyor çünkü gerçekten gül gibi kokuyor. Ve bundan sonra göstereceğim tüm ürünler MAC ürünleri olacak. İlk öncelikle eşimin bana doğum günü için almış olduğu hediyeleri göstereceğim sizlere. Born Natural 15'li far paletini aldı bana. İstediğimi biliyordu çünkü. Sağ olsun bana bunu hediye olarak aldı. Renkler şu şekilde tamamen adı üstünde sıcak renklerden oluşan 15 tane far rengi var. Bununla ilgili ayrıca detaylı bir video istiyorsanız onun da videosunu sizlere çekerim. O yüzden şu anda detaylı göstermek istemiyorum. Hani hepsini tek tek sıralamak istemiyorum çünkü çok uzun olacak video. Ama dediğim gibi ayrıca bir video isterseniz tüm renklerinin isimleri terimdeki duruşuyla birlikte sizlere ayrıca bir video çekerim. Bunun İngiltere'deki fiyatı 65 pound bu arada. Yine MAC'ten yenilenmiş formülasyonuyla bana Fix Plus aldı. Çünkü yaklaşık bir senedir Fix Plus'ım bitmişti. Artık yaz geldi ve Fix Plus kullanma dönemine giriyoruz yavaş yavaş. Hatta Türkiye girdi ama burası henüz daha giremedi. Ama Türkiye'ye geldiğimde de bunu kullanacağım. Bunun boyu büyük boy 100 mililitre. Aslında ben internetten küçük boyunu alacaktım. Ama küçük boy internette bitmişti. Yoktu stoklarda. Bir de şöyle düşündüm. Küçük boyu burada 10 pound. Bu büyük boyu da 15 pound. Yani büyük boyunu almak biraz daha mantıklı geldi açıkçası. Eşim de bunu bildiği için sağ olsun bana bunu hediye olarak aldı. Yine MAC'ten Prolong Wear Concealer.
Benim rengim NW15. Şöyle bir şişesi var. Bu da 17,5 pound. Bunun hakkında da çok güzel yorumlar okumuştum. Kötü yorumlar da okudum. Kuru ciltler için çok uygun olmadığını ama çok iyi bir nemlendirmeyle güzel bir sonuç alındığını biliyorum. Ama bunu ben denemeden bilemem. Sonuçta herkesin cilt yapısı kuru olsa bile farklı. Bendeki duruşu belki çok farklı olabilir. Ve bu şekilde gerçekten kalıcı, güzel bir şekilde göz altlarını kapatan bir ürünüm yoktu. Yine MAC'ten Select Cover Up'ı kullanıyorum ben. Normal, günlük olsun, gece olsun. Ama istedim ki bir tane de bu şekilde gerçekten uzun saatler kalıcı olsun. Özellikle böyle gece bir yere çıktığımda, özel bir yere gideceksem. Zaten çoğunlukla özel günler için tercih ettim bunu. Kullandıkça sizlerle de yorumlarımı paylaşırım. Yine MAC'ten bir far aldım refil olarak. Ve bence bu farın çok fazla hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Trax isimli farı aldım. Çok güzel bir renk. Yani bu rengi nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum ama gül kurusu renginde, içinde hafif ışıltıları, altın ışıltıları olan, hafif kahveye de dönük, çok güzel bir renk bence. Geçiş rengi olarak da çok güzel kullanılabileceğini düşünüyorum. Tek başına da far olarak güzel olacağını düşünüyorum. Bunun fiyatı da 10 pound'tu. Burada böyle refil olanların fiyatı 10 pound. Eğer normal kutuda alırsanız 13 pound oluyor. Bununla birlikte de güzel bir makyaj videosu yakın bir zamanda çekmeyi planlıyorum. MAC'ten Retro Matte tonlarında bir ruj aldım. Bu da ismi All Fired Up. Tam yaz aylarında sürülmek için üretilmiş olduğunu düşünüyorum. Kışın da benim için kullanılır çünkü ben renkleri mevsimine göre ayırt eden bir insan değilim. Kırmızı ama çok güzel bir pembe bu. Yani benim için pembe. Bende duruşu öyle çok kırmızı değil. Ama hafif kırmızı alt tonlu bir pembe ve dediğim gibi retro mat birazcık tabii ki sürümü zor ama oldukça kalıcı. Ben çok memnunum açıkçası. Bu ruju sürmüş olduğum bir videom var ama fotoğrafında şöyle şuralara bir yerlere koyarım. Yakından da görmüş olursunuz nasıl olduğunu. Ve MAC'ten son ürünüm Face & Body Fondöten. Yine benim rengim N1, şöyle mini boyu. Bunun fiyatı da 21.50 idi. Ve benim son zamanlardaki alışverişim ve bana gelen hediyelerim bu şekildeydi. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Beni sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Linkleri her zaman olduğu gibi aşağıda açıklamalar kısmında olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.